ben şunu biliyorum, kesinlikle inanç bir insana miras değildir. Anneden babadan gelen bir şey değildir. Bunu düzeltecek hiçbir şey yok. Yani istediğim kadar iyilik yapayım, 2 dakika sonra ölürsem ne olacak? Zaten küçüklüğümden beri elimde kırbaç olan bir Allah var. Kız çocuğu olduğum için okutulmadım, ezildim. Ve bir de ben düşündüm, bu Allah erkeklerin Allah'tır. Ben niye tapınacağım? Merhaba sevgili dostlarım, ben Ali Kalkandelen. Yeni bir Dar Kapıdan Girenler programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Programlarımıza gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. darkapıdangirenler@gmail.com elektronik posta adresi aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Programımızla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi ve özellikle tanıklıklarınızı sizlerden duymak isteriz. İncil'de İsa bize dar kapıdan girmemizi öğütler. Yaşama götüren kapı dar der ama yolu çetindir diye de ekler. İşte bu programda İsa'nın öğütlediği bu dar kapıdan geçerek bu çetin yoldan yürüyen kimselerin hikayelerini sizlere ulaştırıyoruz. Sözü fazla uzatmadan sizleri bugünkü konuğumla Ahmet kardeşimle tanıştırmak istiyorum. Hikayesi bana çok dokunuyor. Umarım, ümit ediyorum ve inanıyorum sizlere de aynı şekilde dokunacak. Ahmet kardeşim hoş geldin. Hoş buldum. Aramıza katılmayı kabul ettiğin, tanıklığını bizlerle paylaşacağın için çok teşekkür ederim kardeşim. Ben de çok teşekkür ederim bana bu fırsatı tanıdığınız için. Seve seve. Ne zaman iman ettin Ahmet kardeşim? Ben 2010 yılında iman ettim. Yaklaşık olarak 3 yıllık imanlıyım. 3 yıldır imanlısın. Ondan evet. Önceki Ahmet'ten anlatır mısın bize? Nasıl birisiydi? Nereden geliyorsun? Ondan önceki Ahmet, Adıyaman, Kahta ilçesindeydim ben. Evet. Ve orada mezuniyetimi tamamladım ilkokul olarak. Evet. Orada okulunda biraz sorunum vardı. Yani ders çalışmama değil, insanların dışlamasıyla. Ve ders çalışma yapamıyordum. İnsanlar seni dışlıyorlar. Evet. Yani fakir bir aile olduğumuz için. Öyle mi? Hı-hı. Oradaki insanlar biraz aşağılayıcı oluyordu. Öyle bir tutumlar vardı yani karşımızda olarak. Aynı şekilde onlar değişmediği sürece de biz de değişemiyorduk. Ve baskı uygulayınca da bu insanların daha çok ruhsal çöküntüye getiriyordu kendim için. Ve psikolojik bir şekilde hasta oldum o zaman. Ne demek istiyorsun psikolojik olarak hasta oldum diye? Ruhsal bir hastalık yaşadım o zaman. Ve bilmiyordum, bir tane kirvem vardı. Evet. Onun yanına gittiğim zaman o da ruhsal olarak hastaydı. Psikolojik yani hastaydı yani. Babasını döven biriydi. Bense babamın ayağına çatal saplayan bir insandım yani. Öyleydi. O kadar sinirli ve kırıcı ve dökücü bir insandım. O zaman o psikolojik rahatsızlık dediğin şeylerde daha çok sinirlilik hali mi vardı? Sinir, stres yani biri karşıma çıkarsa öldürecek bir güçte hissediyordum kendimi. Ve birkaç sefer intihar girişiminde bulundum. Ve 3-4 sefer polisin beni geri çevirdiğini hatırlıyorum. Vazgeç diye yapma diye. Öyle bir yaşantım oldu. Yani kaç yaşındaydın bunlar olduğunda? Bunlar olduğum zaman 2007 yılında yani 17-18 yaşındaydım o zaman. Yani nasıl o noktaya geldin? O kadar zor bir duruma geldin. Sadece bu ailede o çocuklukta yaşadığın hani fakir olmanın getirdiği ve bununla ilgili baskılar mı sence bununla etkili oldu? Çok fakirlik demeyelim de ailenin ilgisizliği vardı bana yani. Öyle ne yaparsan yap, git çalış diye. Ben çalışmaya başladığım zaman 7 yaşında hissediyorum kendimi yani. O zaman çaycılıktan başladım, kasapla. Kasaplıktan şeye geçtim, Kur'an kursuna gittim o arada da. Ondan sonra tekstile geçtim. Şu anda tekstil sektöründe daha çalışıyorum.
Kur'an kursuna gittiğim zaman Kur'an hafızlık yapıyordum o zaman da aynı şey. Ailen mi seni yönlendirdi Kur'an kursuna? Hafızlığa kendim istedim. Dini vecibelerini iyileştirdiğini söyleniyordu. Gidersen Kur'an'ın sana şifa vereceğini söyleniyordu. Ve bunu şeyh tarafından ben yönlendirildim. Orada dini vecibeleri, önderleri diyeyim. Evet. O zamanki... Yani o zaman dediler ki eğer kendini ibadete verirsen, ibadetlerini yerine getirirsen iyileşirsin, şifa alırsın dediler. Ama bütün vacibelerini hepsini yerine getiriyordum ama hiçbir şey de gerçekleşmedi hayatımda. Bir türlü umduğum şey değildir. Bir boşluğu dolduramıyordum. Öyle bir boşluk denildiği zaman sanki İslam'dan nefret ediyor, öte başka bir şeyden nefret ediyor değil. Tam aksine o boşluk dediğimiz şey ruhsal bir şey. Yani bedenen bir şey alamayabilirsin ama ruhsal alman lazım. Ama mesela ibadet ediyorsun. Diyelim ki işte namaz, oruç vesaire vesaire bunları yapıyorsun diyelim ki ibadetin vecibelerini yerine getiriyorsun. Bunları yaptığın halde, yapıyor olmana rağmen o boşluk dediğin şey nasıl bir şeydi? Feyiz alacaksın diyorlardı. O ruhsal gidecek üstünde. Evet. O güç üstünde egemen olmayacak. Ben hatırlıyorum, 7 muska üzerinde taşıdığımı hatırlıyorum. Gece uyumadığımı hatırlıyorum. Ve o kadar vecibe yerine getirdiğim halde yine de iyileşemiyordum. Hiçbir şekilde fayda etmiyordu yani. İyileşmiyorum derken neler, mesela sinir ve öfkeden bahsediyordun. Hala aynı şeyler hayatında devam mı ediyordu? Şu an yok. Mesih'e iman ettikten sonra yok. Yok, o zamanı kastediyorum. Evet, o zaman halen devam ediyordu. Ve ondan sonra kirveme sorduğum zaman dedi ki bunu belki böyle tedavi edemezsin. Belki bir hocayla da bir şekilde tedavi edemezsin. Seni bir doktora yönlendirin, ben de gidiyorum tedavülüm, bu ayıp bir şey değil dedi. Ben de kabul ettim, beni yönlendir dedim. Ve ben bilmiyordum o kadar doktora gitmeme rağmen, iç hastalıklarım olduğuna rağmen bana söylenilmiyordu ki senin git bir psikiyatriye görün ve orada tedavi ol diye. Hiçbir şekilde yönlendirme olmuyordu. Tam aksine olumlu bir insandım o zaman yani. Yani böyle bir şeye açıktın. Yani evet. Tedavi olmak istiyordum çünkü insanlara karşı tavrım değişikti, insanları dışlama yani beni dışlamasından yakınıyordum ama tam aksine de insanları da sevmek istiyordum. Ben de bir insanım diye karşımdaki o feyzi görmek istiyordum yani karşımdaki insanların aynı şekilde. Ve doktora yönlendirince doktora gittim. Bu Adıyaman'da mı oldu bunların hepsi? Adıyaman'da sanırım. Adıyaman. İlk önce... Bir şey daha sormak istiyorum. Kusura bakma. Buyurun. Sözünü kesiyorum. Kaç kardeşsiniz? Nasıl bir annem babam var? Yani dindarlar mı bu arada? Evet. Kaç kardeştiniz kardeş? 6 kardeşiz. Sen kaçıncısın? Ben sondan ikinciyim. Yani bayağı kalabalık bir ailesiniz. Evet. Annem baban dindar aileler miydi? Annem babam dindar aileden. Yani babam, annem şeyhlerden gelmeyen öyle bir aile. Dini vecibelerini yerine getiren, dergahlara katılan insanlardı. Öyle bir pozitif şeyler vardı onlarda. O zaman psikiyatriste gitmeyi kabul ettim bir daha. Yani psikiyatrik tedavi almayı kabul ettin. Evet. Doktora gittin, öyle mi? Evet, kabul ettim. Evet, doktora gittin. Doktora gittim zaman doktor bana sordu, sorunun ne? Sorduğu sorulara cevap verdiğim zaman dedi ki şu ilaçları götür, kullan. İlaçları kullandığım zaman sadece beni uyutuyordu ve sakinleştiriyordu. Ve çoğu ilaçlar uyuşturucuydu. Yani psikotrop madde olduğu için beni uyuşturuyorlardı. Çok iyi hatırlıyorum, ilacın kas hareketlerimi değiştirdiğini hatırlıyorum. Değişik şekillerle insanların karşına çıktığım zaman sen bu adam değilsin ki, sen niye bunları kullanıyorsun? Bu sefer dışlanma yaşadım. Oysa ki ben tedavi olmak istiyordum. Ve böyle bir tepki görünce ve hastaneye yatmayı kabul ettim o zaman da. Yani o kadar da ciddi durumdaydın aslında, evet, hastane kendim, hayatı. İnsanların bakış açısıyla değil, kendim iyileşmek istiyordum. Evet. İnsanların ne düşündüğü değildi. Kendim iyileşmek istiyordum. Ve Adıyaman Devlet Hastanesi'ne yattığım zaman, 2 hafta yattım orada. Biraz sıkıntılı geçti o zaman da, açılamıyordum oradaki doktorlara da. Bir nevi pencereden atlayacaktım yani, hemşirelere yaklamasaydı
Oradan da yani intihar girişiminde bulundum. Daha sonra da daha sık tedavi uyguladılar bana ondan sonraki şekilde. O kaldığın servis psikiyatri servisi hı-hı. miydi? Psikiyatri adım. Servisi. O zaman orada intihar girişiminde bile bulundun. Evet, ama. İntihar girişiminde de bulundum. Peki ama daha ondan sonra da tedaviyi daha da ağırlaştırdılar. Daha yoğun bir tedavi uyguladılar evet, sana. Evet, dışarı çıkmama yasağı koydular. Evet. Odadan çıkmama teşhis bağlı. Olarak sana ne söylediler? Teşhis psikoz. Psikoz mu dediler evet. sana? Evet. Psikoz. Psikoz aslında psikolojik rahatsızlıklar açısından baktığımızda hı-hı. çok ciddi bir yani evet. çok ciddi bir durumdur. Yaşın kaçtı mesela sana bu teşhisi koydukları zaman? 18 vardı. 18. O yaşta hı-hı. psikoz teşhisi konuldu hı-hı. sana ve ilaç tedavisi evet. verilmeye başladı. Hı-hı. Nasıl devam etti hayatın? Ondan ayrıldıktan sonra, o Adıyaman Hastanesi'ne ayrıldıktan sonra eve geldiğim zaman annemin ve babamın daha çok bana karşı çıktılar. Niye böyle bir şey yaptın? Biz millete deli diye seni çekemeyiz artık yani. Millet diyor, oğlum delirmiş, gidiyor hastanelerde yatıyor. Siz burada diyorsunuz ki oğlumuzun bir şeyi yok diye. Biz millete ne diyeceğiz bu konuda diyor. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ben diyorum ki ben hastayım, ben bunu kabul ediyorum. Siz niye kabul etmiyorsunuz bu şekilde? Ben hastayım, iyileşmek istiyorum ve tedavi oluyorum. Ve o yetmedikten sonra daha oha hastalık devam etti üzerimde. Annem babam dedi ki böyle yapınca da ben de İstanbul'a geldim. Abim vardı. Annem baban sana bir şekilde yani seni kabullenmek zor geldi öyle mi onlar kesinlikle açısından? Kesinlikle dedi biz insanların yüzüne bakamıyoruz burada. Yani bunu da kabullendiler ama insanların deliğine baktılar onlar evlatların içine bakmadılar. Ama sen bir de aynı zamanda hani dedin ya hafızlık hı-hı. yapıyordun. O bitti mi o sürecin içerisinde yapmadın onu? Hafızlık bitmedi. Benim hafızımı tamamlamadım. Evet. Ayrıldım. O zamandan beri ruhsal çöküntü yaşadım. Orada da sorunlar yaşadım. Orada sorun şuydu. Disiplin çok yüksekti. Yani orası derken nereye kastediyorsun? Kur'an kursu. Aha. Adıyaman Kahta Kur'an kursu. Merkez yatılı Kur'an kursuydu. Orada çok disiplin vardı yani. Disiplin derken şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Oysa ki İslamiyet'in özgürlük getirdiğini söyleniliyor. Orada sen bir kişi eğitiliyor, bu dini eğitim veriliyor onlara. O özgürlük verilmezse o kişiye, onu yapamaz örneğin. Ama onu alamadık, daha çok şiddet gördük orada. Hı. Ve bu tamamen benim ruhsal çöküntüme ve daha çok etken oldu orada. Etkiledi bunu, evet. daha da tetikledi belki. Ki %100 orada etkiledi. Ondan sonra İstanbul'a geldin. Evet. İstanbul'da kim vardı? İstanbul'da abim vardı. Abime söylediğim zaman ben böyleyim, tedavi olmak istiyorum, bana yardımcı ol diye. Dedi, yardımcı olacağım ve o zaman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'ne götürdü beni. Evet. Gece saat 1'di. Çünkü intihar düşüncelerim daha çok yüksekti. O zaman dedi ki, gidelim oraya, tedavi ol. Ailem gibi karşılamadı o. Çünkü o beni daha önceden de tanıyordu, o kadar asabi değildim. Ve tedavi olmanı kabul etti, gittik oraya, tedavi oldum. Orada 2 hafta tedavi oldum. Orada bağlanıldım. Yani iğnelerle belki yatıştırıldım, elektroşok alarak. Belki beyin sinyalları değişmesi için belki onun da etkisi olabilir diye düşünüyorlardı ama olmadı, yine olmadı. Şimdi istersen burada duralım, bir ara vermemiz lazım. Tamam. Aradan sonra hikayen devam ettir lütfen, tamam. Çok merak ediyorum ne oldu. Tamam. Evet sevgili dostlarım, ben Ali Kalkandelen, Dar Kapıdan Girenler programındayız. Ahmet kardeşimizin hikayesini dinliyoruz. Ben çok merak ediyorum hayatı bundan sonra nasıl gelişecek. Şimdi bir ara verelim, aradan sonra tekrar onun hikayesini dinleyeceğiz.
Tekrar merhaba sevgili dostlarım. Ben Ali Kalkandelen. Dar Kapıdan Girenler programını izliyorsunuz. Aradan önce Ahmet kardeşimizin hikayesini dinliyorduk. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ben de merak ediyorum hayatında nasıl geliştiğini. Ona döneceğim ve hikayesini ondan dinlemeye devam edeceğiz. Evet Ahmet kardeşim, Adıyaman'da doğdun. Evet. Çok aslında güçlü bir dini eğitim aldın. Evet. Çok iyi bir dini eğitim aldın. Hatta hafızlığa doğru gidiyordun. Evet, yapıyordum da. Yapıyordum da. Sonra aslında psikolojik bazı sorunlar yaşamaya başladın. Psikoz teşhisi konuldu sana hastanede. Atipik psikoz. Atipik psikoz teşhisi konuldu ve ciddi tedaviler gördün. Hem Adıyaman'da sonra hem de İstanbul'a geldikten sonra tedavi gördün. Evet. Ne oldu ondan sonra? Hayatın nasıl ilerledi? Evet, Bakırköy'de tedavi olduktan sonra taburcu edildim. Ve ondan sonra abimin yanına geldikten sonra tekrar annem babamın yanına gönderildim. O zaman da yani çıktığım zaman kimseyi fazla tanıyamaz haldeydim zaten. Adıyaman annemin babanın yanına gittiğim zaman aynı şekilde yine tepki gösterdiler bana. Daha çok yine dışarıda neden böyle yaptın? Yine aynı şekilde devam edildi. Bana yine yardımcı olan bir kirvem vardı. Ve onun yanına tekrar gittim. Dedim ki yine fayda göremiyorum. Ailemin böyle demesi ve beni dışlamasıyla daha çok kışkırtmasıyla onları düşünülemez hale getirdi yani. Ailenin sana davranışı yani seni bir psikoz olarak o zamanki şeyinle sana verilen hastalığının tanısıyla böyle bir kişiye ailede sahip olmak onlara toplumda çok büyük bir baskı yapıyordu öyle evet, mi? Evet, evet. Çünkü bizim kaldığımız bölgede de biri o hastaneye gittiği zaman, o bölüme gittiği zaman deli damgası alınıyor. Ve ruhsal hastalıkların tümünün deli olduğu söyleniyor orada. Ve o da olunca da çevre baskısını düşünülemez hale getiriyor. Ve onları da bir yandan da haklı buluyordun. Ama ben de tedavi olmak istiyorum o arada. Peki Kibren sana ne söyledi? Ona gittin, durumu izah ettin. Kibren'in yanına gittiğim zaman dedi ki böyle bir fayda göremiyorsan bir nevi değişmen lazım. Yani onlardan uzaklaş dedi. O gece saat 3'tü neredeyse, dedim biraz televizyon izleyelim diye söylediğim zaman dedi Hristiyan kanalları da var. Ben dedim nasıl öyle bir şey var sende, sen Müslümansın nasıl böyle bir şey yapıyorsun diye. Dedi Avrupa uydusundan izleyebiliyoruz, Hatbir'den var diye. Ben dedim aç, ben de izlemek istiyorum. Orada açtığı zaman Jos Meyer'i izliyordum, onun tanıklığı vardı. O da baskı görmüştü, aynı şekilde. Ben de kurtulmak istiyorum diye o telefon numarayı aradım ve Kanal Hayat'tı o da. 3 yıl önce aradığım zaman gece saat 3'tü, sabah 8'de bana dönüş yapıldı. Dönüş yapıldıktan sonra Adıyaman merkeze yönlendirildi. Adıyaman merkeze gittiğim zaman pastör bana dua etti. Markus Bey'di, çok iyi hatırlıyorum onu. Dua ettiği zaman dedi bu bölgeden kurtulması ve iyi bir iş sahibi olması ve bu hastalıklardan kurtulmasıydı diye. Ben bilmiyordum, hiçbir şey bilmiyordum. Bana okunan bölüm yaratılıştı. Evet. O zaman okuduğu zaman ben anlamıyordum. Tanrı nasıl böyle bir şey, Tanrı kim, Allah nedir diye karşılaştırmaya çalışıyorum. Var olan varı yaratandı. Aynı şekilde karşılaştığım zaman bir şey fark ettiremedim o zamandan. Evet. Ondan sonra İstanbul yani sana teklifte bulundu herhalde bu bölgeden çık dedi. Bir işe gir. Hayatında bir düzen gelsin dedi. Değişebilirsin diye. Peki ne yaptın? İstanbul'a geldin mi tekrar? İstanbul'a kendi isteğimle geldim ve hiçbir şekilde kendimi ayarlamadım ve hiçbir şey ben yönlendiriş almadan geldiğim zaman burada İstanbul'da kaldığım süre içerisinde 4-5 ay kiliseye gitmek istiyordum ama katılmıyordum. Diyordum yine dışlarlar beni diye. Çünkü çekiniyordum biraz. Evet, çünkü bize öyle öğretilmişti. Hristiyanların insanları öldüren, insanları tam aksine bilinçlendirmeyen, tam aksine onları soyan bir insan ve de onları kötümseyen, öldürenler tanımlanıyordu bize kötü insanlar olarak. Bir düşman nasıl anlatılırsa aynı şekilde bize de öyle öğretiliyordu. Söylendiği zaman ben sana böyle öğretenler kimler?
Hocalarımız da yani bize öğretmenlik yapan Kur'an kursunda ve da İmam Hatip'te öğretilenler bunlar da yani. Sonra sen gitmek istiyordun ama kiliseye ama bunlardan da çekindiğin için gitmiyordun. Evet, tekrar Kanal Hayat'ı aradım. Evet. Bana yardımcı olmaları için ve beni bir kiliseye yönlendirdiler. Orada birkaç kardeş aradı, gel diye. Gitmek istemedim dedim, yine dışlanacağım diye. Onlar dedi ki, o zaman seni bir ev kilisesi var. Seni oraya yönlendirelim, sen de oraya gidebilirsin, sana da yakın olabilir diye. Ve kabul ettim. Orada da yine çekindim, gitmek istemedim. Ve beni aradıkları zaman, katılmak istiyor musun? Evet dedim. Hiçbir şekilde istemiyordum ama. Ve gittiğim zaman hoş bir şekilde karşılandım. Ve öyle bir şey olmadığını fark ettim. Tam aksine sevecen insanlar var. Sevginin ve lütfun var olduğu bir yer hissettim orada. Böyle bir his yani onu kötümsemek için değil. Çünkü bu verilmiyordu bize. Belki işlerinde olabilir. Yansıtılmadığı sürece içinde yaşadığı bir şey değildir. Eylemsiz iman neye yarar? Evet. Aynı şekil ayet aklıma geliyor her zaman. Onu karşılaştırınca da kiliseye katılmayı kabul ettim o zaman. Peki İsa'ya iman etmen nasıl oldu onu Rabbin ve kurtarıcın olarak? Çünkü çok yoğun bir dini dini eğitimin var. Şimdi evet. İsa'yı Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul etmen nasıl oldu? Ve biraz daha araştırmaya girdim. Öyle bir araştırma ki yani orada olan burada olan değil. Orada olanı burası nasıl değerlendiriyor anlamında değiştirmek istemedim. Orada olanı karşılaştırırsak hiçbir şey değişmeyecekti oranınkiyle. Çünkü orada olan derken yani iki emir vardı. Orada olan derken önceki inancından bahsediyorsun. Tabii ki. Hiçbir şey yoktu onda da aynı şekilde yer neredeyse yani emir var. Bunu yapmasan cezası şudur diye. Evet. Kabul ama yapmadığım sürece de hiçbir şey ceza çıkmıyordu karşıma aynı şekilde ama yine de boşluk vardı orada da aynı şekilde. İsa Mesih imanım 3 Şubat'ta oldu. 3 Şubat 2010'da oldu. Ama nasıl onu Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul ettin? Bu öyle bir geçmişten, tutucu bir inançtan gelirken nasıl İsa'nın Rab olduğuna ikna oldun? Evet, pastörüm biraz bana yardımcı o konuda. Beni bilinçlendirdi. Gerçek şudur, karşıdaki budur. Ve karşılaştırdığı bütün peygamberleri karşılaştırdığımız zaman en çok mucizesi olan İsa Mesih'tir. Ondan üstün yoktu. Muhammed ve İbrahim ile Adem'i karşılaştığı zaman azdı, düşüktü yani. Musa'nın da az bir şey vardı ama yine düşüktü. Çünkü peygamberleri yaptığı şeylerden tanıyacaksınız diyor aynı şekilde. Bir kişiyi meyvelerinden tanıyacaksınız diyordu. Aynı şekilde. Evet, yalancı peygamberleri de meyvelerinden tanıyacaksınız diyordu. O zaman İsa'ya baktığın zaman onun meyvelerini diğerlerinin meyveleriyle kıyasladın öyle mi? Evet. O zaman İsa'nın meyvelerinden çok daha fazla olduğunu gördüm. Başka ne buldun İsa'da? Bana anlatabilir misin? Başka ne buldum? Ve ben bilmiyordum ruhsal hastalıkların iyileştiğini. Evet. Ve İsa Mesih'in bütün kötü ruhların egemen olduğunu bilmiyordum. Ve öyle İsa Mesih'e gelmiştim. Belki bilseydim, belki daha önce gelmiş olabilirdim. O korku yüzümden atılabilirdi. Ama ondan sonra değişim başladı bende. Ruhsal hastalıklarım gitti. Hiçbir şekilde şu anda iki buçuk yıl oldu. Hiçbir şekilde ilaç kullanmıyorum. Doktora gittin mi? Ondan önce doktora gidiyordun zaten. Evet. Tedavi görüyordun. İsa Mesih'e iman ettikten sonra bir doktora gittin mi hiç? İsa Mesih'e iman ettiğim zaman gidiyordum tekrardan. Ama tam kavrayamamıştım İsa Mesih'in böyle bir şey yaptığını. Anlatılıyordu bana, anlayamıyordum. Çünkü bilinçaltı vardı o zaman daha halen eski inanç üzerimdeydi. Etkindi. Etkindi evet. Ondan sonra iman ettikten sonra İsa Mesih'in etkin gücü var dedi. Bunları kırabilir ve el koyup bana dua edildi. Evet. Ve ondan sonra da hiçbir şekilde ilaç kullanmadım. Ve doktorum diyordu ki ilaç bırakırsan daha kötü olursun, titrersin. Ve kendine zarar verirsin, çevrendekiler de zarar verirsin. Bunun için de yasaklıyordu bana, bırakmıyordu. Tam aksine gözetim altında tutuyordu. Ayda bir kontrolüm vardı, aynı şekilde devam ediyordum.
Ondan sonra iman ettikten sonra, İsa Mesih'ten şifamı aldıktan sonra öyle bir boşluğum olmadı. Yani ruhsal bir çöküntüm yoktu artık. Hiç doktora gittin mi? Doktora gidip gösterdin mi? Bak böyle böyle oldu diye. Hayır, tekrar gitmedim. Çünkü dersen diyecek, ilaç tedavini kestim. Onun için tekrardan tedavi ol diyecekler. Onun için gitmedim. Ama tedavim, bir insanın doktoru kendisidir. Kendisini kendisinden İsa başka... İsa Mesih'tir aslında senin durumunda. Çünkü seni tedavi eden evet, odur yani. Evet. Kimse de senden iyi tanıyamaz aynı şekilde. Onu da biliyorum. Peki en başta bir boşluktan bahsediyordun. Şimdi o boşluk nasıl? Boşluk özgürlüktü benim için. O boşluk oydu yani. Bir vecibeyi yerine getirmek değildi. Daha çok yapayım değildi. Yani bir baskı var diye değildi. Bir özgürlüktü o boşluk. Yani özgürlüğü alabilmek. Şimdi Mesih'te özgür olduğunu hissediyorsun. Evet, kesinlikle. Ama bu özgürlüğe rağmen Mesih'in senden hoşnut olduğunu, daha önce diyelim ki ibadetleri yaptığında hoşnut, senden hoşnut kalınıyordu. Evet. Ama şimdi yine içinde bir boşluk vardı. Ama şimdi o ibadetleri yapmıyorsun. Evet. Ama hala Mesih'in senden hoşnut olduğunu düşünüyor musun? Evet, çünkü günahlardan özgür kılınacağımızı söylüyor. Ne olursanız gelin diyor aynı şekil. Hiç kimse geri çevrilmeyecek. Amin. Amin. Hamdolsun Ahmet kardeşim, hikayen çok güzel. Çok teşekkür ederim bizlerle paylaştığın için. Sağ olun. Çok bereketlisin. Eminim daha fazla kullanacak kendi egemenliğini. Amin. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Evet sevgili dostlarım, ne söyleyebiliriz? Ahmet kardeşimizin yaşadıkları o... Geçmişindeki rahatsızlıkları, gördüğü tedaviler ve tedavilerinden sonra İsa Mesih ile tanışması ve hayatında açılan bu yeni kapı ve bu geçtiği yol, ne söyleyebiliriz? Tam bir mucize. Bir insanın hayatının böyle değişebilmesi sadece İsa Mesih aracılığıyla olabilir. Başka hiçbir şekilde açıklanamaz bu. Bu hayatındaki değişim sadece İsa'nın gücüyle açıklanabilir. Başka hiçbir güçle, hiçbir şeyle değil. Siz neredesiniz bilmiyorum ama sizin hayatınızı da İsa Mesih aynı şekilde değiştirebilir, aynı şekilde yenileyebilir. Sizi de tamamen Ahmet kardeşimin hissettiği, görmek istediği, yaşamak istediği o özgürlüğe getirebilir. Sizin de özgür olarak kendisini hoşnut etmesini sağlayabilir. Siz yüreğinizi açarsanız, onu çağırırsanız böyle olacaktır. Lütfen benimle birlikte dua edin. İsa'm, senin önüne geliyorum. Beni de özgür kılmanı senden rica ediyorum. Benim içimdeki boşluğu da doldurmanı ve sendeki o huzura, esenliğe kavuşturmanı rica ediyorum. Lütfen. İsa'nın kutsal ve yüce adıyla. Amin. Amin. Evet sevgili dostlarım, ben Ali Kalkandelen, Dar Kapıdan Girenler programını izlediniz. Yeni bir programda buluşuncaya kadar Rabbim Mesih İsa sizi ve bütün evinizi bol bol bereketlesin. Hoşça kalın.